unutkanlık mı? Nedir bunun sinyali? Yorgunluğunuz varsa, unutkanlığınız varsa, konsantrasyonda zorluk çekiyor, çabuk dağılıyorsanız, biraz önce unuttuğunuzu biraz sonra ifade etmekte zorlanıyorsanız, eliniz ayağınız uyuşuyorsa, karıncalanıyorsa, kramp problemleriniz başlamışsa, gece bacaklarınız oraya buraya çarpmaya, atmaya veya kasılmaya başlamışsa, bu bir B12 eksikliğinin işareti olabilir. Bütün bunlar kas ağrıları ve genel bitkinlik, çökünlük hali, hatta depresif bir ruh halinin gelişmesi B12 eksikliği olabilir. Dilinizde, ağzınızda meydana gelen tekrarlayıcı yaralar B12 eksikliği ile ilişkili olabilir. Gidin bir B12 tahlili yaptırın. Çok ucuz. Yani gerçekten çok ucuz. Bir de bedava yapıyor artık aile hekimliği sistemi çok bu işi. Baktırın ve bunu ben nasıl yerine koyayım? Niye benim B12'm az? Önce tabii onu öğrenin. Kullandığınız bir ilaçtan mı? Midenizdeki bir hastalıktan mı? Vesaire. Sonra bunu yerine koymaya çalışın. Çünkü bunu koyamazsanız ne olur? Hayat kalitenizin düşmesiyle kalmaz iş. Dünyanın en tehlikeli kansızlıklarından biri olan pernisiyöz anemi, yani pernisiyöz kansızlıkla karşı karşıya kalırsınız. Pernisiyöz sözcüğünün Latincedir. Türkçe karşılığı öldürücü, ölümcül, çok tehlikeli demektir. İki, merkezi sinir sisteminiz ve periferik yani uç sinir sisteminiz hasarlanır. Sinirlerinizin kılıf yapısı bozulur. Elektrik kaçırmaya başlar. Onun için uyuşmaya, karıncalanmaya falan başlarsınız. Ama çok daha önemlisi, Melda Hanım, bu çok önemli ve çoğu maalesef hekim de bu konuyu öne getirmiyor. B12 vücuttaki en önemli metilasyon fabrikalarından biri. Yani metil veriyor ve serbest radikallerin fonksiyonlarının süregenleştirilmesini önleyen süreçleri aktive ediyor. Adı zaten metil siyanokobalamin. Metil donörü diyoruz. Metil taşıyıcısı. İhtiyacı olana buyur abi burada metil var diyor, veriyor. O metilasyon döngüsü beyninizde, kalbinizde hasar yapan homosisteini alıyor, metiyonine çeviriyor. Yani B12 olmadan sağlık olmuyor. Bunu unutmayacağız. Kaliteli bir yaşam olmuyor. Evet. Böyle vitaminler konuşun diye takviye. Zayıflatır. Tam tersi. Zayıflatır. Çok mesela önemli. Biz kendi uygulamalarımızda program alacağımız mutlaka her hastanın B12'sine bakarız. 500'ün altındaysa hemen bir B12 enjeksiyonu yaparız. Metabolizm, karbonhidrat metabolizmasını eğer bozarsanız B12 eksikliği nedeniyle, karbonhidratlar kullanılamayıp bir asitlerine, trigliseritlerine çevrilir. Göbek bağlarsınız, karnınız büyür ve şişmanlarsınız. Bir de şunu söylemek istiyorum. Çok önemli bir nokta. Günlük tavsiye edilen değer diye bir değer var. Bunu çoğu arkadaşımız, hekim arkadaşımız bile hala kullanmamız gereken değer zannediyor. O öyle değil. Nasıl? Yani günlük tavsiye edilen C vitamini miktarı 75 miligramdır. Bu sadece skorbut hastalığına yakalanmanızı önleyecek minimum miktardır. Daha fazlası Allah bereket versin. Günlük tavsiye edilen B12 içinde böyle bir şey var. Ve laboratuvar raporlarında yazan B12'nin az seviyesi 200, D vitamininin az seviyesi 10. Yani bunlara baktığınız zaman sınıfta kalırsınız. Daha yukarıya çekmeniz lazım ve şunu bilmeniz lazım. Yaşlandıkça cildinizin kırıştığı, buruştuğu, pörsüdüğü gibi zaten bağırsaklarınız öyle veya böyle, mideniz pörsüyor ve vitamin emme gücünü kaybediyor. Siz de yaşlandıkça biraz daha az yiyorsunuz. Netice olarak vitamin ihtiyacınız artıyor. Takip ettirin, takip ettirin, takip ettirin. Evet. Hasreten rica ediyorum. Gıda güvenliği için hep deriz ya, denetim, denetim, denetim. Burada da kendi denetimimizi, iç denetimimizi takiple yapmalıyız.